Arkadaşlar herkese merhaba. Hardware Plus'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Sarp Kürkçü ve bugün sizlerle birlikte Mirror's Edge Catalyst'in betasına bir bakış atıyoruz. Ekranın her yerinde ara ara gözüken beta yazısından olayı çok net anlayabilirsiniz zaten. Electronic Arts böyle bir çözüm bulmuş betadaki oyuncular için. Bu sefer doğrudan doğruya en baştan başlamıyoruz. Çünkü en başta tutorial kısmı vardı, eğitim kısmı vardı. Eğitim kısmıyla sizi sıkmak istemedim ama eğitimin bittiği ve oyunun adının yazdığı yer burası. Karşımızda Glass şehri, yani resmen şehrin adı Cam. Ve burada şu anda üssümüze gitmemiz gerekiyor. Üssümüze gideceğiz. Birazcık oynadığımız karakterden bahsedeyim. Şöyle silüetini görebileceğiniz ince zarif bir kadın karakterimiz var. Adı Faith. Daha önce Mirror's Edge'in bir oyunu çıkmıştı. O oyunun tekrar yapımını görüyoruz aslında. Yani reboot bu oyun. İkinci oyun falan değil. İki sene boyunca hapishanede kaldıktan sonra dışarıya çıktık. Biz Runner diye bir grubun parçasıyız. Koşucuyuz yani. Glass şehrinde çatılarda yaşayan ve bu çatılardaki sürecinde mümkün olduğu kadar yasa dışı işleri yapan yeni bir Focus Shield diye özellik aldık. Shift'e bastığımızda koşuyoruz. Shift'e değil. W'ye basıp sağ tuşa bastığımızda. Evet. İki sene boyunca hapiste kaldıktan sonra dışarıya çıkmış vaziyetteyiz. Ve şu anda zamanında birlikte yetiştiğimiz insanların yanına gidiyoruz. Bir yandan da etrafta kırmızı renkli gördüğümüz yerler. Noah bizim hani bir nevi baba figürümüz. Ve onun yanına gidiyoruz tekrar. Mirror's Edge her zaman için bu kırmızı renkli yerleri takip etmek üstüne kurulu olmuştur. Bu da aslında bayağı detaylı yapılmış olan, şöyle haritayı göstereyim. Hani bayağı detaylı olan bu dünyayı çoğu zaman es geçmek anlamına geliyor. Ups, orada biraz fazla sert çaktık. Ve tümüyle serbest kaldık. Bunlar gençler. Merhaba gençler. Ne oldu? Bunu mu kasıyorsunuz? Ben size göstereyim. Al. Burada uzmanı var. Hop. Şimdi bu runnerların bulunduğu üste gidiyoruz. Ve o üste baba figürümüzle konuşacağız. Bu arada şurada bir yerde ışık hüzmeleri geri görünüyordu. Yani Mirror's Edge Catalyst bayağı güzel gözüküyor. Ben yine sistem özelliklerimizi yazacağım ekrana. Şimdi Noah ile konuşalım. Bakalım ne diyecek baba figürümüzle. İlginç bir şekilde videoda hafif bir kasma var. Normalde hiç böyle bir şey yoktu. Zaten oyun gördüğünüz üzere deli gibi akıcı. So Noah, what's the beat? I heard some runner got out of juvie today. I heard she's eager to run. She's been gone a long time. I also heard she's sorry. Maybe she learned something while she was away. Kendilerinden üçüncü kişi olarak bahsederek bir şeyler konuşuyorlar. Ve I'm so sorry. Hani baba kız birbirlerine sarıldı tekrar diyelim. You look older. İki senede insan o kadar yaşlanmaz ya. Yaşlı gözüküyorsun diyor da. Yeni mekanı beğendi Faith. Biraz takılabilir miyim diyor. Birdman'la konuştuğumuzda Birdman bize iş verecek. Icarus diğer bizi kurtarmak için şey yapan kişiydi. I'll be here.
Dogen sent me a greeting. Yeah. We'll deal with him in time. Bu Dogen ismi de Fate'in geçmişinde başına bela olan kişilerden bir tanesi. Hani yavaş yavaş onlar... Bu videodaki kasma olayı çok rahatsız edici geldi yalnız arkadaşlar bana. Yani oyunun kendisinde hiç böyle bir problem yok. Şekil 1A. Bakınız. V-Sync açık, her şey açık. Az önce konuştuğumuz mekan burasıydı. Gayet tertemiz. Oyunun grafikleri çok güzel gözüküyor bu arada. Herhalde o kasma mevzusunun betadan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hıa! 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 Evet. Fate'in klasik tarzını oluşturduğu kıyafeti görüyorsunuz. I've upgraded your beat with a map mod of glass. You'll need it to get around and to find the smaller runs spread out across the city. Evet, yeni upgrade'lerimiz vesairelerimiz var. Mirror's Edge Catalyst açık dünya bir oyun bu arada. Yani Glass şehrinde kafamıza göre istediğimiz gibi gezebileceğiz. Yeni movement upgrade'leri var. Bakalım bunları ben biraz hızlı bir şekilde geçeyim. Bunlar zaten alınmış mı? Beatmap in the gear category. Gear'dan beatmap'i açacakmışız. Tamam. Bunu unlock ediyoruz. Oo, daha önce şehri görme şansım olmamıştı Gamescom'da oyunu tecrübe ederken. Şehrimiz bayağı büyük gözüküyor. Eğer hepsini şey yapabiliyorsak. Böylelikle Runner Vision, yani bize o kırmızı şeritler halinde oyunun yolunu gösterdiği süreci aktive edebiliyoruz sağ klikle. Ama şehir bayağı, mesela kafamıza göre bir yere gitmek istiyorsak. Şuraya gitmek istiyorum desem burada takılıyor yol. Ama şuraya gitmek istiyorum desem bayağı gidebiliyoruz. Tamam. O zaman Birdman'la konuşmaya gideceğiz. Fate de hoş kız. Şekil 1A. Hop. Bu oyunda amacımız birazcık hani şu serbest... Oo, orada yapaklı bir kasma daha yaşadık. Birisi var. There you are. Henchwoman. What do you want? Oh, just a look at you. While you're still in one piece. Dogen expects prompt payment, you know. And he'll get it. Yes. Yes, he will. Now run along. Oo, Dogen'la başımız hakikaten belada. Şehir çok bir güzel gözüküyor. Şurada birazcık... Haa. Az önce orada Lorem Ipsum vardı. Bu arada şu mesafeden renderlanmıyor. Şimdi oluyor. Arada demek ki doldurma görüntüler var. Evet. Şöyle bir baktığımızda ekstra görev çıktı burada. Nomad'le buluşma. Ama hadi gelin biz ilk önce ana görevi bir yapalım. Hop. Bunlar ne? Ha, bunlar runner'mış. Dövecek adam mı diye baktım da. Önemli olan bu oyun serisinde arkadaşlar şehirde momentumu kaybetmeden gidebilmek. Oops. Mesela burada nereye gideceğimi bir an bulamadım. Buradan yukarıya çıkılamıyor. Şunlardan yardım alabiliyor muyuz? Alamıyoruz.
Şimdi şöyle çıksak olmuyor. Şuraya çıksak. Ardından zıplasak. Oldu. Hoppa. Ups, biraz fazla yukarıya zıpladım sanki. Burada ışık var. Birisi ışık bırakmış. Teşekkürler ışık bırakan kişi. Ha bu arada ben bu taraftan gitmeyi seçtim ama bakın burada bir halat var. Buradan halata binip dümdüz şehri başka bir şekilde de gezebiliyorsunuz. Mesela burada da aynı şeyi biz yapabiliriz. Peki gideceğimiz yer neredeydi? Hop şuradan aşağıya kayalım. Birdman yan binada. O zaman biz biraz fazla karıştırdık. Lütfen Birdman'a hedef alalım. Altından kaysak. O geldiğimiz yere geri soktu bizi. Buraya kadar doğru gelmişiz. Sonra burada bir yerlerde bir hata yapmışız demek ki. Ha, size biraz önce gösterdiğim yerden gitmem mi gerekiyordu? Yo, hala bana buradan yukarıdan git diyor. Çünkü meğersem biz gelmişiz. Biz gelmişiz, kapının önündeymişiz. Bir tek ben kapıya basmamışım. Tamam, hadi bakalım. Diyorlardı ufak bir kasma var nedense. Hakikaten en eski runnerlardan. Herkese de yaşlı diye dalga geçiyoruz. Ne kadar kıl bir kadınız ya. Noah wanted me to test you. I told him I'd do no such thing. But I have a dash for you. Enough to test yourself. So that's good. I already fed you, Calliope. Get off of me. Damn rats with wings. Never leave me alone. But they have their uses. Ne kadar tatlı ya. True. That's why I can smell my own. Sürekli laf atıp duruyoruz birbirimize bu arada. Hani özetle. Show them other runners that you got your uses too. It's good to have you back. Tepemizden drone uçuyor bu arada. Get to and complete the dash. Dash neymiş? Hadi bakalım. Ne yapacağız? Koş. Orada kontrole basarak yere inmek. Koş Fade, koş. Burası daha hızlı. Ben galiba yanlış geldim. Başladığım yere geri döndüm. Lanet olsun. İzninizle bir daha yapacağım arkadaşlar. Çünkü çok iyi gelmiştim.
Tüh ya. Bir daha deniyoruz. Hop. Evet, kontrole basmayınca gördüğünüz üzere bu olay oluyor. Hop. Kontrole basınca böyle daha temiz bir iniş sergiliyor Faith. Hop. O zaman yine adamın dediği yerden çıkacağız. Koş 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 koş. Çünkü buraya gelmemiz gerekiyormuş. Tüh. Evet, bunun daha iyisini yapabilmek lazım. Kaçıncıyım? Oo, birisi 23 saniyede yapmış. Vay anasını, yalnız arayüz efekti de çok başarılı. Ve etrafta böyle toplanacak şeyler var. Acaba nedir bu? Grid leaks. Hey Faith, I need your help. We just barely repelled a Kruger's second attack on the bean. A lot of data got scattered all over the city, and now it's leaking through the grid. Please tap into any hooks you see, and we'll get that data reassembled. Böyle etrafta grid leak var. Grid leakleri toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada başka bir görevimiz var. Old Friends, Nomad'le konuşma. Hadi gelin bunu da yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. There she is, in the flesh. In my clothes, even. Thanks for looking after them. How have you been? Well, you know, living, surviving. I missed you. Yo, yo, adamım. Oh, gosh. Lanet olsun. So what do you need help with? It's the outcast in Greylands. They're setting up a comm system to warn about... KSEC raidleriyle ilgili bir uyarı sistemi yapıyorlarmış. Control chips? Relay boxes. Relay box'larına gideceğiz. Yani bir yerden bir yere aktarım kutularına gideceğiz. O kutulara birer kontrol çipi takacağız anladığım kadarıyla. You know me. Always helping those in need. You can play indifferent, but I know why you got locked up. Yeah, I was stupid. Ha, bu arada bu şeyde etrafa bakabiliyoruz. Okay, on it. Yani amaç şu anda gerçekten şehirde düzgün akrobasi ile bir yerlere ulaşabilmek. Hop. Kapıları da biraz daha insancıl açsak. O zaman başlatalım. All right. I got the first chip. Great. The next relay box should be close. I should warn you, Faith. There are more KSEC patrols lately, and they look like they mean business too, not the usual ghosts. Oo, çok erken bastık. Bu arada KSEC insanları karşımızda olacağı için birazcık da dövüşü gösterebilirim. Nedense görev iptal oldu. Biraz daha kay. Oh. Şimdi şöyle. Heh. Gördüğünüz üzere çevreden yardım alarak da düşmanları temizleyebilirsiniz. Yani özellikle ben buraya çektim düşmanı. Ki kafasını buraya vurdurabilmek için. Çok sevecen değil miyim? Just pull another chip.
Excellent. This will make a difference, I promise you. By the way, did you talk to Dogen yet? Rumor has it you owe him a lot of script for what you did. Not yet. Well, I'm sure you can work something out. And if not, I'll come with you when you go into exile. We'll own the Grey Lions. Under me! Get it through. Is she? We got a breacher. Oh, birisini aşağı düşürmeyi başardık. Ya niye sürekli illa onun dediği şeyi yapmak zorundayım ben? Ben dövüşmeyi biliyorum. Stumble Protector into Protector. Yan yana gelin o zaman. Arada mini mini böyle kasmalarımız oluyor ilginç şekilde. Evet. Abi hareket edecek misiniz acaba? Ne canlar? Hadi o aşağı düştüğü için şimdi görev tekrar başlayacak. Neyse abi ne yapıyorsun? Düşünün şurasında edeplice dövüşmemiz gerekiyor. Stumble Protector into Protector. Kaçamadık. Olmadı mı? Birbirinize çarpıyorsunuz işte. Al işte birbirlerine koştular, çarptılar. Neden olmuyor? Yine aşağı düştü. Yine aşağı düştü. Adamlardan biri yine aşağı düştü. Neyse arkadaşlar, resmen tutorial'da bana yaptırılmak istenen şey yüzünden oyunun şeyini, ilerisini gösteremez oldum. Adam kendi kendine düştü. Adam kendi kendine düştü. Abi siz kimi işe alıyorsunuz ya? Hoppa. Evet arkadaşlar, oyunu kapatıp tekrar açmam gerekti her şeyin düzgün çalışabilmesi için ve o görevi hallettim. O görevi hallettikten sonra tekrar üsse döndüm. Noah ile bir sohbet gerçekleştirdim. Ve beni Elysium Lab adında bir kuleye, Elysium Laboratuvarı adında bir kuleye yolladı.
Bu asıl görevlerden bir tanesi. Uzun soluklu ve zorlu olmasını umduğum görevlerden biri. O yüzden burada kaldığımız yerden devam edelim diye düşündüm. Hop. Peki acaba nereden nasıl gideceğiz? Doğru yoldan gidiyoruzdur umarım. Tatlım, şu anda işim var. An itibariyle bir işe koşuyorum ve farkındaysanız Glass City'de akşam vaktine denk geldik bu sefer. Biraz sert düştük orada. Gece vakti de güzel gözüküyor ortalık. Ben zaten oyunun görünüşüne çoktan abayı yakmış vaziyette olduğum için. Evet. This is your first real mission. Haydi bakalım. Shotgun'ımız var. Tamam. Silah olan shotgun değilmiş tabi. So it seems this is your lucky night. Why? Cool abimiz geldi karşımıza. That doesn't sound right. Is there security really that lax? Açık bir cam bulmuş adam bizim için. I'd be more comfortable going in myself anyway. What is that supposed to mean? That you have a rep is all? But go ahead. Prove it wrong. Make us some script. Açık bir cam varmış. Hop. Faith, I heard about the open window. Could just be a cleaner for God, but I don't think so. Be careful. It's not her specialty, is it, being careful? Evet. Do your part and let Faith do hers. Already doing it. I prepped the lines of the window for you, Faith. Just slide across. İçeriye girdik. Good. There might be a few employees around burning the midnight oil. Evet, binanın içerisindeyiz. Aşağı kata inmemiz gerekiyormuş. İndik. Heads up. I got plenty of commotion below. An exec motorcade arriving. Enforcers everywhere. What? Şimdi buradan karşıya atlayalım. Yukarı. Sonra koşmaya devam. The agricultural department occupies the top floors. Fastest way up is to use the elevators. Asansör. Şu arkadaş bir asansör değil. Runner's vision bağlanmış. Okay. Peki buradan şuraya çıksak, buradan buraya çıksak, buradan böyle yapıp böyle atlasak. Heh. Pek asansör kullanmıyorum ama asansörü kendimiz yaratmış olduk böylelikle. Gerçek asansörü kimin ihtiyacı var zaten? Tamam. Once you find the elevators, you can climb one of the shafts or free ride one of the carts up. Days ago, Mr. Cruz.
Oh, Mr. Kruger binada. Çok güzel. Gabriel Kruger bütün bu şeyin başındaki kötü adamımız. Onu da söylemiş olayım. Yani daha onunla bir problemimiz yok ama büyük ihtimalle olacak. I'm happy to report that we finalized the Gridlink transfer and everything is now on track for launch. Excellent. Havalandırmamıza da girdik. Faith ne kadar minicik bir kızsın ya. I think Gabriel Kruger is here. What? We should abort the run. No. I'm finishing this. All right. Evet, benim kullandığım kadar Faith de kullandı. Peki bir saniye. Ben yukarı. İçeriye buradan giremiyoruz. O zaman kapıyı haşince kıralım. Ha, havalandırma varmış. Evet, içeriye girdik. Agriculture bölümü, tarım bölümünün içerisindeyiz. 4H ofis alanını bulmamız lazım. Bu ne? Aa, yerde recording bulduk. Şimdi bir sus bakayım sen. Çünkü çekimdeyiz. Çekimdeyken konuşması hoş olmaz. Burası giriş yaptığımız yerde. Oo, boşluktan aşağıya düştüm. Hakikaten böyle bir sahne oldu. Oranın boşluk olduğunun bile farkında değildim. Demek ki oyunun brightness'ını biraz daha açmam gerekiyormuş. Bu kadar fazla kontra. Nereden düşmüşüm çok merak ediyorum. Peki. Buradan bir şekilde yukarıya zıplıyor. Şunu tekrar alalım. Sus bakalım. Olmadı. Bir şekilde yukarıya çıkmamız lazım. Hoppa. Hop. Burası 2A. Peki. Tamam. 3G. Kat daha yukarıya çıkarsak sanki 4H karşısı. Tamam, şuradan da aşağı indik mi? 4H'a geldik. Alet shotgun bu arada arkadaşlar. No, there's someone else here. Evet. Abinin girdiği yere gideceğiz şimdi. Faith,
bakalım. Hazır küldür de koşuyoruz ama. Evet. İçeriye girdik. Aslında daha önce oyunun videolarını seyrettiyseniz burasını hatırlıyor olmanız muhtemel. Çünkü oyunun videolarında da gösterilen bir yerdi burası. Ayakkabılar çok şirin ama ya. Çorap gibi ayakkabı. Ne kadar cesursun be abla. Direct Amira, activate the alarm. Deal with him. This is Direct Amira. We have a code blue. Dr. Hill is dead. What? What do you mean we're locked down? Abla iyi bir ajan tadında. Quick! I need him alive. What was that in his hand? Ve adam bir siyanür kapsülü. Siyanür kapsülü ısırdı. Ve Gabriel Kruger'la karşılaştığımız an. Böylelikle başımızı belaya soktuk. Hadi bakalım şimdi bu abilere karşı ne yapacağız? Focus Shield kurşunlardan kurtulmamızı sağlıyormuş. Bir an ortalık kastı. Kasıyor. Bu değil yapmak istediğim şey. Yapmak istediğim şey. Ya nereden gideceğim? Sağ olun camı kırdığınız için. Kaç. Helikopter ağzımıza girecek. Nedense arada böyle minik minik kasmalar yapıyor. Herhalde bir yandan kayıt aldığımız için. I've been telling you for years, we don't do runs against Kruger Sec. And then what's the first thing you do when you get out? I don't know why I bother. Demek ki koşucuların bir kuralıymış. Kruger Sec'e karşı hiçbir şekilde bir iş yapmıyorlarmış. Ama başlar başlamaz yaptığımız iş bu oldu. Orada da bir kayıt var ama şu anda momentumumu kaybetme gibi bir niyetim yok. Koş. Evet. Böylelikle stresli dolu bir görevin de nasıl olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. En azından bir öncekinin karmaşası, bir öncekinin
sinir bozukluğu ve yan görev özelliğiyle uğraşmamış olduk. Gidelim Noah'ya derdimizi anlatalım. It's good to see you too. If you keep this up, I swear you'll be dead in a month. All's well that ends well. I got this. This isn't from here. No, it was the guy who had it. He died for it. Could be worth enough to solve things with Dogen. Yeah, or enough to see us dead. Anything having to do with Gabriel Kruger, we need to stay miles away from. Gabriel Kruger dokunulmaz abi. I'm inclined to send it back to him. Did Kruger see you? Kruger seni gördü mü? Too dark to see much at all. Look, I thought that this would be a good thing. No, you didn't think, Faith. You never do. Evet, bayağı bir agresif oldu. I need to figure out what to do with this. In the meantime, try not to get yourself killed, okay? I already lost you once. Fear not, I'm back. Kruger 6 gone. Thank you. Would be nice. I'm gonna get some sleep. Ağır bir kavgadan sonra adam diyor ki ben bunu Gabriel Kruger'a geri göndermeyi düşünüyorum. Kız da bunun bütün borcunu kapatacak bir şey olmasını düşünmüş. Faith şimdi geçmişini hatırlıyor. Arada bir kız kardeş var. Bu annemiz anladığım kadarıyla. Girl, over here. You'll be safe in here. Just stay put. Faith, I'm scared. Let us go, Kruger. You should have cooperated, Dr. Connors. I didn't want this. Ha, Kruger annemizi ve babamızı temizlemiş galiba. Is your future. Annemizi babamızı temizledikten sonra bizi yetim bırakmış. Zaten Kruger'a diş bilememizin bir sebebi varmış. Anladığım kadarıyla. Tabii ilerleyen zamanlarda oyunun hikayesi biraz daha açılıp saçılacaktır. Şimdilik sadece ufak bir tahmin. Evet. Nomad, teşekkür ederim. Yine bir şeyler bize. Sağ olsun. Oğlan bize aşık herhalde ya. Var ya nerede bir böyle şeylik bence. Evet arkadaşlar, en azından oyunun düzgünümsü bir görevini de görmüş olduk. Size onu göstermeden kapatmış olmayayım dedim. Mirror's Edge Catalyst böyle. Oynanışı, hareketleri vesairesi çok akıcı oyunun. Onu söylememe izin verin. Yani bir yerden bir yere hareket etmek olabildiğince hızlı ve olabildiğince rahat gerçekleşiyor. Önceki oyuna yani ilk oyuna göre çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Oyun güzel, oyun başarılı. Ve hani Haziran ayına ertelendi. Çıktığı zaman da detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Ama şimdilik oyunun potansiyelinin iyi olduğunu söylememe izin verin diyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben birazcık daha buralarda koşturuyor olurum. Sizle başka videolarda görüşmek üzere. Faith de şöyle bir veda etsin. Evet Faith'cim, el salla, el salla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Ablamızı engelliyor. Sonunda kaybediyoruz. Tabii işin içine zaman yolculuğu giriyor diyor. Birisi Jack diye bizi uyardı. Çok mu hızlı gittin yoksa? Nereden başlayalım? Nedir? Söyle. Let's start at the beginning. Yani doğru sayıda öldürmek. Şeklinde birisi kim bakmak. Diğerini hatırlayamıyorum. Az önce görmüştük. Hatch modüller kullandığımız hani maçta yardımcı olan şeyleri gösteriyor bize. Her şeyi öldürmek için